çalışacağız. Daha zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem kalktı. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti zekidir. Merhabalar sevgili seyirciler. Kanal İzmir ekranlarında yayınlanan Bir Toprağın Teri programına daha hoş geldiniz. Efendim her hafta söylediğim gibi her perşembe akşam saat 18'de Kanal İzmir ekranlarında Harun Uysal'la Toprağın Teri programında Türkiye'deki tarımın gündemini konuşuyoruz. Bunun yanı sıra sevgili seyirciler bu akşam olduğu gibi tüketim konuşuyoruz, gıdayı da konuşuyoruz. Efendim bu akşam işte et ürünlerini konuşacağız. Et ürünleri sağlıklı mı bunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Efendim kendisi Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Meltem Serdaroğlu bize et ürünlerinin sağlıklı mı olduğunu, alırken nelere dikkat etmemiz gerektiğini, saklarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini ve yerken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlatacak. Öncelikle ben hocama hoş geldi. Ondan sonra Cumhuriyet Bayramı ile ilgili görüşlerimi aktarmak istiyorum. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Harun Hocam. Nasılsınız? İyi, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Teşekkür ederiz hocam. Bütün Türkiye'nin kutlu olsun. Evet, sevgili seyirciler ben Meltem Hocama soruları yöneltmeden önce bütün Türkiye'nin Türkiye'ye olup dünyanın her tarafında yaşayan bütün insanların Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum. Nice 37. yıllara diyorum. Nice 97. yıllara diyorum. Efendim, tabii biz Cumhuriyeti kuran başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün silah arkadaşlarını saygıyla ve minnetle anıyoruz. İyi ki Cumhuriyet var, iyi ki Cumhuriyet kurulmuş. İyi ki laiklik getirilmiş efendim, iyi ki efendim demokrasi bu ülkeye getirilmiş. Türkiye'nin farkı Mustafa Kemal Atatürk'tür diğer Müslüman ülkelere göre. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları 1923 yılında Cumhuriyeti ilan etmişler. Daha sonra 1950 yılında demokrasiye geçerek bu Cumhuriyet taçlanmış ve laiklik ilkesi baştan itibaren anayasaya konmuş. O nedenle biz diğer Müslüman ülkelerden farklıyız ve farklılığımızın nedeni de bu sevgili seyirciler. Bunu belirttikten sonra artık programımıza geçebiliriz. Gerçekten sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü özellikle et ve ürünleri konusunda çok spekülasyon var. Spekülatif bilgiler özellikle kolesterol üzerinden daha çok bu spekülatif bilgiler dolaşıyor. O nedenle biz Toprağın Teri programında spekülasyon yapacak hiç kimseyi bugüne kadar çağırmadık. Konunun uzmanlarıyla birlikte tartışıyoruz. Bu akşam da Meltem Hocam zaten et ve et ürününe çalışan bir hocamız. Türkiye'nin en önemli efendim bilim insanlarından birisi. Bu konuda son derece yetkin. Lütfen çok dikkatli dinleyin Meltem Hocam'ın söylediklerini. Hocam biz şeye girmeden önce isterseniz bu sizin şeyden başlayalım. Kuşadası'nda et ürünleri çalıştayı düzenlediniz, yapıldı. Dolayısıyla önce bu çalıştaydan başlayalım. Hangi tarihte yapıldı ve neler konuşuldu ve aslında en önemli şey ne gibi çıktılar elde edildi? Buradan başlayalım isterseniz. Evet hocam, söz sizde. Teşekkür ederim Harun Hocam. 6-8
Ekim tarihleri arasında çabasında düzenledik et ürünleri çalıştayını. Dördüncüsüydü bu düzenlediğimiz. Biz bölüm olarak ve et teknolojisi bilim dalı olarak daha önce de 10 yıl önce bir ilkini düzenlemiştik. Çünkü aslında ben bu toplantıya çok önem veriyorum. Çünkü Türkiye'de, ülkemizde etle çalışan, et ürünleriyle çalışan kişilerin bir araya geldiği bir başka toplantı yok. O yüzden zaten ilkini düzenlerken hani bu amaçla da yola çıkmıştım. Siz bilirsiniz sütçüler mesela değil mi? Çok uzun yıllardır toplanıyor. Hocam. O yüzden dördüncüsünü de düzenlemekten çok mutluyum. Çok da aslında verimli oldu. Aslında Mart ayındaydı ama işte tam pandemiden 10 gün önce böyle bir şey orada durum maalesef ortaya çıkınca biz de bir ertelemek zorunda kaldık. O yüzden ama yine de hani büyük bir gayretle Ekim başında düzenledik çalıştayı. Katılımcı şeyine, profiline baktığımız zaman bilim insanları, ülkemizde et konusunda, et ürünleri konusunda çalışan bilim insanları, kamu sektörü, özel sektör ve kamu sektör temsilcilerinin katıldığı bir toplantıydı. Bu çalıştayın aslında ismi çalıştay ama hani bir anlamda bir kongre boyutlarındaydı. Şöyle 28 tane sözlü bildirimiz vardı. İşte bir herhalde bir 40 tane de poster bildirimiz vardı. Katılımımız oldukça iyiydi. Tema olarak et ürünleri üretiminde yenilikçi yaklaşımları tema olarak belirledik. Çünkü tabii siz aslında açarken programı da söylediniz. Et ürünleri konusunda oldukça, özellikle et ve et ürünleri konusunda oldukça tüketicinin yanıltıcı birçok bilgi ortada dolaşıyor ve tabii bundan etkilenen tüketiciler de et ürünlerinden uzak duruyor. Hani yeni formülasyon, halbuki yeni formülasyon çalışmaları var, katkı maddelerinin azaltılması, yağ miktarının azaltılması, dolayısıyla kolesterol miktarının düşürülmesi, daha doğal katkı maddeleriyle formüle edilmesi gibi bir takım yenilikçi tabii ki konular var. Genelde bu konularda sunumlarımız oldu. Son derece de aslında verimli geçmiş olduğunu düşünüyorum. Şöyle katkı maddeleri olarak aslında dünyada hem ülkemizde hem dünyada bir takım koruyucuların olmazsa olmaz koruyucuların yerini sentetik katkı maddelerinin yerine artık doğal katkı maddeleri alıyor. Ve bu konuda ticarileşen bir takım ürünler de var, katkılar da var. Ama tabii bazı katkı maddeleri var ki sanıyorum daha ilerleyen dakikalarda onları konuşuruz. Güvenli hale getirmek için olmazsa olmaz bir takım kullandığımız katkılar var. O yüzden bunun hani et ürünlerini dayanıklı hale getirmek için ve güvenli hale getirmek için tabii ki bu katkıları kullanıyoruz. Ama mümkün olanları da doğal olanları ile sentetiklerle yer değiştiriyoruz. Sonra bitkisel yağ kullanımıyla ilgili bir takım çalışmalar var. Bu konuda birçok sunumumuz vardı. Özellikle doymamışlık derecesi yüksek olan bazı bitkisel yağların kullanılması açısından baktığımız zaman kalp sağlığı açısından oldukça önemli. Ve tabii et ürünlerine baktığımız zaman da bunlar aslında genelde sucuk, salam, sosis, hatta köfte gibi ürünler bir karışım olduğu için bu tür bir takım sağlıklı bileşenleri de kullanmaya tabii ki imkan vermiş oluyor. Bu da önemli. Peki hocam. Sanıyorum. Pardon. Bir şey soracağım. Çalıştay'la ilgili son
Peki bu Çalıştay yüz yüze mi yapıldı yoksa hani siz bu online'da mı yaptınız? Benim bildiğim kadarıyla... Pardon Çağrı, aslında çok büyük isaretle biz yüz yüze yaptık. Yaptınız. Yüz yüze yapmak gibi bir adımımız vardı. Öyle bir fikrimiz vardı. Ve yüz yüze yapmak üzere ilan ettik ama bazı katılımcılarımız dediler ki işte gelemiyoruz bulunduğumuz ortamda virüs çok fazla, hani bir takım işte sakıncaları olabilirdi gibi. Bu nedenle hibrit yaptık aslında. Hı hı. Yani hem yüz yüze oturumu vardı, yaklaşık bir 100 kişi, 100 tane katılımcımız aşağı yukarı. Bunlar geldiler salonda ve büyük de bir salondu aslında. Hı hı. Hocam gayet net duyuluyor. Görüntü de çok iyi. Şey gitti. Geçen zamana nispetle daha çok çalışacağız. Daha az zamanda daha büyük işler başaracağız. Bunda da muvaffak olacağımıza şüphem kalktı. Çünkü Türk milletinin karakteri yüksektir. Türk milleti çalışkandır. Türk milleti... Ölümden korkmadan, özgürlük yolunda ilk kurşunu atmaktır Cumhuriyet. Soğuktan donacağını bildiği halde, evladının üzerindeki kumda bağımsızlık yolunda kullanılan cephaneye örtmektir Cumhuriyet. Vatan için yardan, candan geçmek, savaşa düğün hevesiyle gitmektir Cumhuriyet. Vatan toprakları için bir ölüp bin dirilmek, tüm dünyaya vatan nedir göstermektir Cumhuriyet. Çok ve daha büyük işler yapmak için Anadolu'yu karış karış gezmektir Cumhuriyet. Karada, denizde ve havada şanlı mazimizin tecrübesiyle Türk milletinin gönlünde, Türk milletinin emrinde olmaktır Cumhuriyet. Dağ tepe demeden, aşılmaz denen dağları aşmak, -35 derecede vatan için, bayrak için beklemektir Cumhuriyet. Denizlere hükmedenin cihana hakim olacağını bilip, korkusuzca mavi vatanda olmaktır Cumhuriyet. Uçsuz bucaksız gökyüzünde, çelik kanatlarımızla dosta güven, düşmana korku sal. Evet sevgili seyirciler, et ve ürünlerini konuşmaya devam ediyoruz. Biraz önce bahsettiğim konuğum Profesör Doktor Meltem Serdaroğlu. Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi. Hocam, biraz önce de konuştuk. Özellikle tüketicilerde et ve ürünlerine karşı spekülatif bir takım bilgi paylaşan kişiler yüzünden bir duraksama var. Yani insanlar et ve ürünlerini çok iyi tanımıyorlar ve daha çok kolesterol üzerinden ve katkı maddesi üzerinden vuruyorlar. Ama şunu sormak istiyorum. Acaba tüketiciler haklı mı? Neden böyle bir şeyi sormak istiyorum hocam? Tarım ve Orman Bakanlığı'nın listelerine baktığımızda ki 2020 yılında 6 ifşa listesi yayınlandı. Orada et ve et ürünlerine yapılan hile ve daha doğrusu taklit ve tahşiş listelerinin oldukça uzun olduğunu görüyoruz ve oldukça fazla sayıda firma olduğunu görüyoruz. Tüketici bunu görüyor tabii. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bu özellikle taklit ve tahşiş yapan
firmalarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Bunun üzerine tüketici algısı bu firmalar yüzünden et ürünlerine doğru bir olumsuzluk taşımıyor mu acaba? Evet Harun Hocam, öncelikle isterseniz şeyden başlayayım. Uzman olmayan kişilerin sürekli medyada görüş bildirmesinden, biliyorsunuz işte kanatlı etiyle ilgili veya işte sosis, salam, sucuk gibi et ürünleriyle ilgili sürekli tüketiciyi yanıltıcı bir takım bilgiler oluyor. Ve ayrıca işte yüksek yağ miktarının çok yüksek olması veya işte bir takım katkı maddelerinin kullanılmasıyla ilgili bu konuda gerçekten tüketiciyi olumsuz etkilediğini düşünüyorum. Ama şöyle de bir durum da var. Tabii ki et ve et ürünleri aslında baktığımız zaman mutlaka diyetimizde bulunması gereken gıdalar. Çünkü özellikle kırmızı et yüksek miktarda protein, dengeli olarak amino asit dağılımı, demir içeriği olarak baktığımızda ve B grubu vitaminleri açısından beslenmede, özellikle gençlerin beslenmesinde, çocukların beslenmesinde mutlaka olması gereken, diyetlerinde bulunması gereken bir gıda. Tam olarak özellikle B12 vitamini sadece hayvansal kaynaklı bir vitamin mutlaka bulunması gerekiyor. Ama eti de sadece et olarak tüketmenin yanı sıra ürünlere de işleyerek hem bir miktar maliyeti düşürmek tabii ki önemli, hem de çeşitlendirmek, hem de daha bir miktarda hızlı tüketime hazır hale getirmek. Çünkü et ürünlerinin gerçekten böyle bir fonksiyonu da var. Alıyoruz işte bir iki dilim salamı ekmeğin arasına koyuyoruz, bir şey yapıyoruz, bir sandviç yapıyoruz, yani bu da önemli. Ama bununla birlikte maalesef şöyle de bir şey söylemek de istiyorum. Bu da kaçınılmaz. Şimdi karışım olarak hazırlanan ürünler olduğu için, pastırma ve kavurma dışındaki ürünler, karışım olarak hazırlanan ürünler olduğu için tabii ki taşişe ve taklite de son derece müsait. Bununla birlikte güvenilir markalardan tabii ki eğer tüketimi sağlamamız gerçekleştirirsek böyle bir sakıncayı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şimdi bunun dışında tüketicileri en çok yine rahatsız eden konulardan bir tanesi de katkı maddeleri. Ama şimdi tabii ben bir gıda mühendisi olarak katkı maddesi kullanmazsak, yani gıdayı proses etmezsek, o zaman gıda mühendisine, değil mi? Böyle bir mesleğe evet, de gerek yok. Çünkü çağımızda artık hem kaynakları daha uzun dönem kullanma, yani raf ömrünü uzatma açısından ve ayrıca tabii ki çok önemli, özellikle et ürünleri, hatta kanatlıdan yapılmış et ürünlerinde mikrobiyolojik güvenirliği sağlamak açısından mutlaka bir takım koruyucu katkılar kullanmamız gerekiyor. Son yıllarda tabii ki bu koruyucu katkıların alternatifi bir takım doğal katkılar üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Biraz önce de söylediğimiz gibi çalıştayda tartışılan konulardı bunlar. Ama şu an hala vazgeçemediğimiz bir sodyum nitrit kullanımı var. Sodyum nitrit şu an sanıyorum en çok tüketicilerin kafasını karıştıran bir katkı maddesi. Ama şöyle bir şey. Birincisi, yasal düzenlemelerle kullanımı sınırlandırılmış bir katkı maddesi. Ve ayrıca saf olarak satılmayıp tatlandırılarak satılan, yani şekerin içerisinde bir tatlandırıcı karışımın içerisinde yine pazarlanan bir katkı maddesi, çok fazla kullanımı önlemek açısından. Şimdi sodyum nitrit kullanmazsak ne olur? Sodyum nitrit kullanmazsak anaerobik bir ortam olduğunda çok önemli, hatta sonu
ölümlere kadar, çok hızlı bir şekilde ölüme kadar götürebilen bir Clostridium botulinum zehirlenmesi ortaya çıkabilir. Asıl tüketicilerin böyle konularda bilgilendirilmesi gerekiyor. Çünkü ben duyuyorum son zamanda insanlar evlerinde sucuk yapmaya çalışıyorlar. Evet, evet hocam. Ve bunu birçok böyle hani Instagram'dan falan baktığınız zaman işte bir takım böyle tarifler dolaşıyor. Oda sıcaklığında asın, kurutun, işte nitritsiz olsun falan. Asla güvenilir bulmuyorum. Bir de şimdi birçok insanın evinde vakum makinesi de var. Düşünün, sucuğu yapıyor, nitrit koymadan işte baharatı, kıymayı, yağı çekip kılıfa dolduruyor. Zaten bir süre sonra anaerobik bir ortam orada oluşuyor. Şimdi çok portatif dediğim gibi vakum makineleri var. Ondan sonra uzun süre dayansın diye vakuma koyduğu anda bu mikroorganizma anaerobik ortamda gelişip toksin ürettiği için çok çok önemli bir takım sorunlara yol açabiliyor. Bütün dünyada aslında sodyum nitritin bir alternatifini, doğal bir alternatifini bulma konusunda çalışmalar var. Ama maalesef sonlandırılmış değil. Şu an hala devam ediyor. Ve bu aslında sanıyorum en önemli noktalardan bir tanesi. Biz bazı koruyucu katkıları kullanmazsak gıdayı işlememizde mümkün olmayabiliyor. O zaman hocam şöyle söyleyeyim. Evlerinde işte sucuk, yani nitrit, sodyum nitrit katmadan sucuk yapmaya çalışanlara ya da bu şekilde tavsiye edenlere biz şunu söyleyelim. Meltem hocam dedi ki bu bir terazi. Bir tarafta sodyum nitrit kullanacaksınız, katkı maddesi kullanacaksınız. Bir tarafta da kullanmayacaksınız. Ama sodyum nitrit kullandığınız zaman çok tehlikeli bir bakteri olan botulinum zehirlenmesi adına Clostridium botulinum zaten havasız koşullar açıyor. Bir de vakum yapıyorlar evlerde diyor. Dolayısıyla bir tarafta Clostridium botulinumlu bir sucuk, diğer tarafta da işte sanayiden aldığınız ve içerisinde sodyum nitrit olan ancak Clostridium botulinum olmayan bir sucuk. Hangisini tercih edersiniz? Bir tanesinde eğer evde siz yaptığınız zaman sodyum nitrit koymadığınız zaman ölüm riskiyle karşı karşıyasın demek ki, değil mi hocam? Evet tabii ki. O nedenle dikkat diyoruz değil mi hocam? Bir uzman, tabii, bir profesör söylüyor bunu. Harun hocam, organik olarak etiketlendirilen ürünlerde bile 50 ppm kadar kullanımına, hani çok çok az miktarda olsa da kullanımına izin verilen bir katkı maddesi. Bir de zaten şöyle de düşünmek lazım. Sucuk gibi bir ürün günde ne kadar tüketilir? Değil mi? Veya evet, hani bir hafta içerisinde ne kadar tüketilir? Hani tükettiğimiz, hani bu katkı maddesi belki de bir ekmek katkı maddesi olsa tabii ki çok önemli. Çünkü her gün her soframızda olan bir gıda. Ama tabii sucuk veya işte diğer et ürünleri açısından baktığımız zaman gerçekten tüketilen miktarı da hani çok da fazla yüksek olmuyor. Hani tüketicilerin bunu da göz önünde bulundurulmasının aslında önemli. Bir de Harun hocam, şu an hani sucuk konusundan girmişken izninizle ben şeyi buyurun de söyleyeyim. Buyurun hocam, buyurun. Şimdi piyasada bakıyorsunuz ambalajların üzerinde ısıl işlem görmüş sucuk. Evet, evet. O ne demek hocam? Evet, ve sucuk olarak geçiyor. Isıl işlem görmüş sucukla aslında sucuğun çok önemli bir farkı yok. Tamamen işte kompozisyon olarak da aynı. Ama ısıl işlem, yani her ikisi de fermente aslında. Fermente gıda ama ısıl işlem görmüş sucuk da ambalajlamadan önce işte bir pastörizasyon uygulanıyor. Bunda neden hani böyle bir ürün var? Sucukta uzun süreli bir kurutma işlemi yapıyoruz. Ama ısıl işlem görmüş sucuğu daha hızlı bir şekilde satabilmek için, pazarlama amacıyla daha hani hızlı bir şekilde zamandan kazanmak için böyle bir ürün var.
Lezzet olarak baktığınız zaman evet tabii sucuk hani uzun süre olgunlaştığı için daha lezzetli bir ürün. Ama aslında çok da ısı işlem dışında da hani bir miktar lezzet farkı ama çok da önemli bir farklılık yok. Bunu da söyleyeyim. Her ikisi de fermentör. Hocam çok teşekkür ederim bunu gündeme getirdi. Gerçi sorunlarım arasında vardı ama neden biliyor musun? Ben görüyorum şimdi benim arkadaşlarım var şarküteri sahipleri. Şimdi oraya müşteriler geliyor, ıslı işlem görmüş sucuğu satın almıyor. Diyor ki ya bu ıslı işlem görmüş, dolayısıyla ben doğal sucuk istiyorum diyor. Halbuki ıslı işlem görmüş sucukta sucuk arasında çok fazla bir fark yok. Dolayısıyla ıslı işlem görmüş sucuğu tüketmekte hiçbir beis yok değil mi hocam? Rahatlıkla tüketebilirler. Yok, tabii ki yok. Tabii ki yok. Sadece sucuk biraz daha uzun yaklaşık ıslı işlem görmüş sucuğu 4. günde satışa hazır hale getiriyorsanız sucuğun kuruma süresi yaklaşık 10-12 gün civarında. Tabii ki ortam koşullarına bağlı olarak ama tabii ki o sürede yağlarda, proteinlerde bir takım parçalanmalar oluyor. Yani lezzeti tabii ki daha farklı oluyor ama onun dışında hani çok da önemli bir tabii ki farklılık yok arada. Peki hocam gıda güvenliği açısından düşündüğümüz zaman ısıl işlem görmüş sucuk daha mı iyi, daha mı uygun? Gıda güvenliği açısından baktığımızda sucukta pH'nin düşük olması ve daha kuru olması ve tabii ki işte daha kuru yani su aktivitesinin de düşük olmuş olması sucuğa bir güvenlik kazanıyor. Isıl işlem görmüş sucuk ise tam olarak kurutma gerçekleşmiyor. Yaklaşık %50-55 civarında olabiliyor nem miktarı ama orada da güvenlik açısından pastörizasyon devreye giriyor. O yüzden her ikisi de son derece güvenli bir şekilde tüketilebilir. Ama tabii ki hani çocukluğumuzda alıştığımız sucuk lezzeti hani kurutularak diyeyim yapılan sucuklarda tabii ki daha farklı olmuş oluyor. Peki hocam, şimdi hocam biliyorsunuz dünya Ocak sonundan itibaren bir COVID-19 virüsüyle uğraşıyor. Türkiye'de Mart ayında ilk vaka görüldü biliyorsunuz. Ve arkasından da Türkiye'de vaka artışları meydana geldi. Ve bununla ilgili de bugüne kadar dün itibariyle 10.000 üzerinde maalesef ölüm gerçekleşti Türkiye'de. Dünyada 50 milyonun üzerinde bir vaka görülüyor ve 1 milyonun üzerinde de ölüm var dünyada. Ve gittikçe mesela şunu diyorlar ilk bilim insanları, Türkiye'de bu geldiği zaman 30 bin vaka görecek. Halbuki 300 bini geçti şu anda vaka sayısı. Dolayısıyla öngörülmedi ve yaz ayları geçti. Yaz ayları geçti, sonbahar geldi ve müthiş vaka artışları patladı. 2000 üzerine çıktı günlük vaka artışları Türkiye'de ve ölüm miktarı da maalesef 70'in üzerine çıktı. Fransa'da, Almanya'da yeniden Mart-Nisan ayındaki tedbirler getirilmeye başlandı. Sokağa çıkma yasakları, kısıtlamalar sokağa çıkma kısıtlamaları getirmeye başladı. Ve bugün okuduğum bazı gazetelerde lokanta ve eğlence yerlerinin kapatılacağı ilgili de bir takım konuşmalar var Avrupa ülkelerinde. Dolayısıyla gerçekten büyük bir bela şu anda dünyanın başında ve Türkiye'nin aynı şekilde. Ama şunu biliyoruz ki güçlü bağışıklık sistemi gerekiyor COVID-19'da bireysel mücadele etmek için. Peki hocam, COVID-19'da bireysel mücadelede bağışıklık sistemi üzerinden gittiğimiz zaman et ve et ürünlerinin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini düşünür müsünüz ve bu günlerde de et ve et ürünlerini tavsiye eder misiniz tüketicilerimize? Harun hocam, özellikle ette selenyum, mineral olarak selenyum bulunuyor ve selenyum minerali bağışıklık sistemi üzerine son derece etkili bir mineral. Bunun dışında et gerek demir açısından gerek çinko ve magnezyum açısından da bir potansiyele sahip. O yüzden
tabii ki bağışıklık açısından, bağışıklığın korunması açısından önemli. Bunun yanı sıra bazı biyopeptitler var ette. Bu biyopeptitlerin de bağışıklık sistemi üzerine etkili olduğu konusunda çeşitli araştırmalar sürüyor. Bu nedenle etin ve et ürünlerinin mutlaka diyette bulundurulmasının gerektiği düşüncesindeyim ben. Peki şöyle bir algı da var hocam, sizi bulmuşken bütün algıları size sormak istiyorum, tüketici algılarını. Şöyle bir şey de söyleniyor: işlenmiş et tüketmeyin, parça et tüketin. Parça et tüketimi tabii ki, yani aslında hani olarak ekonomik açıdan baktığınız zaman tabii ki hani et ürünlerinin tüketmenin yanı sıra tabii ki parça eti de tüketilmesi gerekiyor. Ama et oldukça da pahalı bir gıda özellikle ülkemizde. Etin yanı sıra çeşitlendirmek açısından da baktığımızda et ürünlerinde tüketilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hocam şöyle de bir şey ayrıca. Şimdi et aslında protein içeriyor, işte mineralleri içeriyor, vitaminleri içeriyor ama diyet lifi açısından baktığınızda mesela et oldukça fakir bir şey. Ette bir hiçbir şekilde diyet lifi bulunmuyor. Ama et ürünlerinin bir kısmında bazı formülasyonlarda bir takım karbonhidrat kaynakları da kullanıldığı için aslında tam olarak diyete bir katkısı olabiliyor. Mesela bir köfte formülasyonunda bazı karbonhidrat kaynaklarını da kullanmış oluyoruz. Ve hani böylece bir bütün haline gelmiş oluyor diyet açısından baktığımızda. Ve tabii ki ürünlerde bir takım katkılar girdiği için ürünler tüketiciye çok daha ekonomik de geliyor. Hani bu da düşünmeden geçemeyeceğimiz bir durum tabii ki. Mesela köfte değil mi hocam? Köfte tabii ki. Daha ucuz, işlenmiş bir şey. Peki hocam bu mangalla ilgili neler söylersiniz? Çünkü şöyle, şunun için soruyorum hocam. Şimdi et restoranına gittiğinizde genellikle etleri, işte köfte veya diğer etleri de mangalda, mesela işte çöp şiştir, şudur budur, mangalda pişiriyorlar. Aynı zamanda şu anda birçok kasap şöyle bir trend getirmiş durumda. Siz alıyorsunuz eti veya köfteyi alıyorsunuz, size mangalda pişirip veriyor veya evinize servis yapıyor. Mangal konusunda ne düşünüyorsunuz hocam? Mangal aslında baktığınız zaman tabii ki kömürün yanmasıyla ortaya çıkan bir takım gazlarla temas ediyor. Birincisi bu. İkincisi doğrudan oldukça kızgın bir yüzeye temas ediyor. Burada da bir takım mutajen ürünler, yani kanserojen özellikle bazı ürünler oluşuyor. Ama çok sık olmadığı sürece mangal tabii ki yiyeceğiz, mangalda pişirilmiş et, ama kömürden uzaklığı, ızgaranın uzaklığının yaklaşık 12 santim, 11-12 santim yüksekliğinde olması lazım. Yani çok yakın olmayacak ayrıca. Ama hani bazı lokantalarda çok hızlı pişsin diye kömürün hemen üzerine ızgarada konuyor, biliyorsunuz. Tabii o doğru bir, aslında sağlıklı bir durum değil tabii ki. Peki hocam, yaklaşık bir 7-8 dakikamız var. Koyun eti mi, keçi eti mi, dana eti mi? Koyun eti. Koyun eti. Baktığımız zaman koyun eti çok daha sağlıklı. En sağlıklı değil mi hocam? O açıdan, sağlık açısından. Ama genellikle tüketiciler koyun eti tüketmiyorlar. Hani yağlı olduğu için tüketmiyorlar. Daha çok Kurban Bayramı sonrasında koyun eti tüketiliyor. Daha çok ağırlık dana etinde, biliyorsunuz. Evet, ama daha yağsız göründüğü için. Ama siz sağlık açısından koyun eti diyorsun.
sağlık açısından tabii ki koyun eti. Şimdi tüketicilerin burada aslında yine bir farklı bir algı da var. Şimdi şeye baktığınız zaman koyun etine, koyun etinden yağı çok kolay bir şekilde uzaklaştırabiliyorsunuz. Hı hı. Ama dana etinin içerisine mozaik şeklinde dağılmış kas içi yağı uzaklaştırmak mümkün değil. Yaklaşık %8'e 10'a kadar da çıkabiliyor. Ama gerek tavuk etinde, hindi etinde ve koyun etinde kas içerisinde bulunan yağ miktarı daha düşüktür. Siz görünen yağı uzaklaştırdığınız zaman yine yağsız koyun etini yiyebilirsiniz. Ama dana etinde bunu yapmak çok kolay bir şey değil çünkü bütün kasın içerisine dağılmış bir mozaik yağ var, onu ayırmanız mümkün olmayabilir. Olmazlar yani. Çok değerli bir bilgi hocam, ben de bilmiyordum. Mesela bizim zooteknistler biliyorsunuz, onlar da hep koyun eti diyorlardı ama bu özelliğini bilmiyordum. Gerçekten benim için çok yeni ve çok enteresan bir bilgi bu. Çok teşekkür ederiz. Kanal İzmir ekranlarında, evet sevgili seyirciler, neden koyun eti olduğunu hocamız Kanal İzmir ekranlarında açıkladı. O nedenle koyun eti de yiyin, mutlaka yiyin. Hocam bir 5 dakikamız kaldı. Bu 5 dakikada et satın alırken tüketici nelere dikkat etmeli? Saklarken nelere dikkat etmeli ve tüketirken nelere dikkat etmeli? Bir 5 dakikada toparlarsan çok mutlu oluruz hocam. Tabii ki hocam. Et satın alırken tüketicinin aslında doğrudan değerlendirdiği tek bir özellik var, o da renk. Çünkü işte ekmeği bakıyoruz, peyniri kestirerek alıyoruz, zeytini tadıyoruz ama et için böyle bir şansımız yok. Sadece rengini değerlendiriyoruz. Hemen şunu söyleyeyim, 3 farklı rengi görmemiz mümkün ette. Yeni kesilmiş etin rengi morumsu kırmızıdır. Bir süre oksijeni açık bıraktığımızda parlak kırmızı rengi görürüz ki bu tüketicinin satın almaya alışkın olduğu renktir. Şimdi biliyorsunuz etin çok önemli bir kısmı işte hem kasaplarda, süpermarketlerde hep ambalajın içerisinde, o ambalajların içerisinde oksijen vardır. Çünkü oksijenle temas ettiği zaman etin rengi parlak kırmızı rengi olur. Bu da tüketicinin ette arzu ettiği renktir. Fakat bir süre sonra ette bir kahverengileşme görürüz, evet. Renk. Evet hocam. O bir bozulmayla ilgisi yok. Tüketici hep aslında etin bozulmuş olduğunu düşünür. Aslında orada sadece etin renginin, pigmentinin değişikliğidir bu. Yaklaşık o ambalaj, oksijen geçirgen ambalajın içerisinde yaklaşık 48 saat sonra, en uzun süresi 72 saattir, hafif kahverengileşmeye başlar. Hatta biz bu kahverengileşmeyi, kıymayı satın alıp bu hani kasap kağıdına sardıktan sonra parlak kırmızı renkli, çok hani hoşlandığımız renkli bir kıyma çektirir alırız. Kasabımız onu kağıda sarar, eve götürür, açar, baktığımızda yüzeyinde hafif bir kahverengileşme görürüz. Bu da yine o bölgede oksijenin yetersiz olduğunu gösterir ama hani bozulmayla bir hiçbir şekilde bir ilgisi yoktur. Et satın alırken parlak kırmızı renk tabii ki bir şey algı. Nasıl bir şekilde kullanacaksak, nasıl değerlendireceksek eti, ona göre bir et almamız gerekir. Izgara yapılacak et farklıdır. Haşlamalık et farklıdır, işte kıyma halinde kullanacağımız farklıdır ve mümkün olduğu kadar aslında tabii ki kolesterol açısından baktığımızda yağını uzaklaştırarak, özellikle dana etinin yağını uzaklaştırarak tüketmemizde gerek aldığımız enerji olarak, kalori olarak daha az almış oluruz, hem de kolesterolü de daha az almış oluruz bu şekilde. Saklamayla ilgili olarak kıymayı özellikle çok kısa bir zaman içerisinde tüketmemiz gerekiyor. +4 derecede, yani hani buzdolaplarımızda veya uzun süreli kullanacaksak
mutlaka ince paketler haline, yani daha böyle yassı paketler haline getirerek dondurmamız gerekiyor. Kullanacağımız zaman çözüp ondan sonra tekrar dondurmamamız gerekiyor. Eğer kullanmıyorsak tekrar dondurmak mikroorganizmalar açısından baktığınızda çok da sakıncalı. Son dönemde çok kemik suyuna çok ilgi var biliyorsunuz. Evet. Kemik suyundan da çok kısa söz edeyim. Sanıyorum vaktimiz de doluyor. Evet, bir dakikamız var. Çok düşük sıcaklıkta ve oldukça uzun süre kaynatmamız gerekiyor. Yani hani 2-3 saat içerisinde değil, özellikle dana kemiğini yaklaşık 10-12 saat kaynatıp suyunu kullanırsak gerçekten bu da sağlık açısından son derece önemli. Özellikle bağışıklık sistemi üzerine de hocam, çok önemli. 10-12 saat çok... Hocam, pardon? 10-12 saat çok uzun bir şey değil mi? Yani 10-12 saat kaynatmak gerekiyor mu? 10-12 saat doğru duydun değil mi hocam? Kaynatmak da değil Harun hocam. Heh. Yani bir kez bir taşım kaynadıktan sonra altını kısıp şekilde devam etmesi gerekiyor. Yani elde ettiğiniz et suyunun kolajen tamamen çıkıp soğuduğunda böyle bir jöle kıvamında olması gerekiyor aslında. He. Bu şekilde kullanılırsa son derece sağlıklı. Bağışıklık sistemi için de önemli. O çok önemli bağışıklık sistemi açısından, çünkü hani bu konuda gerçekten çok çalışan kişiler de var ve üstelik onu o şekilde dondurup hani çorbalarımızda da ayrıca kullanabiliriz. Hocam çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli oldu. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili seyirciler. Bir Kanal İzmir Televizyonu'na yayınlanan bir Profesör Doktor Harun Uysal'la Toprağın Teri programının sonuna geldik. Bu akşamki konuğum Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Meltem Serdaroğlu idi. Sayın hocamla et ürünlerini konuştuk. Özellikle spekülatif bilgilere gereken cevapların verdiğini düşünüyorum sayın hocam bu akşam bu yayında. Ve onun dışında et ürünleri alırken, tüketirken, saklarken nelere dikkat etmeliyiz? Covid-19'a karşı et ürünleri bağışıklık sistemini güçlendirmek anlamında efendim yararlı olur mu? Onları konuştum. Efendim ben de çok yeni bilgiler öğreniyorum her bir Toprağın Teri programında. Ve her bir Toprağın Teri programında aslında ne kadar çok bildiğimizi düşünsek bile aslında çok az şeyler bildiğimizi öğreniyorum. O anlamda ben başta Sayın Meltem Hocam olmak üzere 104 programdır bu programa konuk olan bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta yeni bir Toprağın Teri programına buluşmak üzere. Yapımda ve yayında emeğe geçen başta Tolga olmak üzere bütün personele teşekkür ediyorum. Diyorum ki bizimle kalın, sağlıkla kalın, hoşça kalın.